know the answers, just say anything at all. I've been praying for a minute, I've been waiting on your call. Oh, you know. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir SBC kartıyla karşınızdayım. Şimdi bu hafta Tottenham, yani bu ay Player of the Month olarak Serie A'da yine Dybala'nın kartı geldi. Artık Dybala serisi yaptık, öyle söyleyeyim. Dybala'nın yeni kartından önce de gördüğünüz üzere 86'lık normal Gold kartı var. 2 tane informu var. 89'luk kış kartı var. Winter Wild kartı olması lazım. Daha önceki potumu var. Sonra yine tekrar informu var. Yani 3 tane informu var zaten bu kartın. Ama bu ay yine ayın oyuncusu seçildi. Biz de kartı yaptık, inceleyeceğim. 2747 tane like'ı var kartın. 76 tane dislike'ı var. Herkes nedense karta bir anda aşırı yükseldi böyle. Ben de denemek istiyorum, söyleyeyim. Yani hani ben de merakla bekliyorum kartı. Direkt SPC ne istiyormuş? Önce bir ona bakalım. Bir tane Serie A oyuncusu ve 87 ortalama bir kadro istiyor öncelikle. Diğerinde de bir tane inform ve 85 ortalama bir kadro istiyor. Çok böyle abartı bir şey istediğini söyleyemem böyle bir kart için. Ama bu 2747 like aşırı geldi bana, onu söyleyeyim şimdiden. Yani 4-4 bir oyuncu. Yani bu kadar karttan sonra artık Dybala'nın iyi. Yani bu arada birkaç tane mesela bu Winter kartı, işte 89'luk potumu çok karşımıza geliyordu zaten. Kullanan var yani Dybala'yı. Ama tabii denemeden yine bir şey söylemek istemiyorum. Oynatacağım. Bazen şampiyon hafta sonu liginde oynatırız belki. Belki Rivals'da oynatırım. Deneyeceğim kartı. Ondan sonra sizinle yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle oyun içi karta geçelim hemen. Oyun içi kartı inceledikten sonra da maç görüntüleriyle sizi baş başa bırakacağım. Sonunda yorumlarımla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hemen geçelim oyun içine. Dybala'nın oyun içi kartıyla tekrar beraberiz. Paolo Dybala, 93 doğumlu, 1.77 boyunda. Oyuncu çalışma oranımız yüksek ve düşük. Atağı yüksek, defansifi düşük. Beceri hareketleri 4, zayıf ayak 4, hızlanma türü çoğunlukla patlayıcı, tercih ettiği ayak da sol. Beceri hareketleri zayıf ayak 4 olmasına rağmen bu kadar like alıp bu kadar talep edilmesi kartın ne kadar iyi bir kart olduğunu bence ortaya koyuyor mu koymuyor mu emin değilim ama birlikte bakacağız. Ayrıntılara baktığımız zaman sağ kanat, sağ orta sağ, OP ve santrafor olarak oynayabiliyor. Kulübü Roma, bildiğiniz üzere Serie A'da ayın oyuncusu olarak Arjantin'den aramıza katıldı, öyle söyleyelim. Nitelik bilgilerine baktığımız zaman 88 hızı var, şut 91, pas 90, dribbling 94, defans 45 ve fiziksel 66. Hızlanma 92, sprint hızı 84. Biraz daha yüksek olabilirdi. Bazıları forvette de tercih ediyor bu kartı. O yüzden ben biraz daha yükselmesini bekliyorum artık. Artık 25. Dybala kartında belki yükseltirler. Şutu 91, şutları Dybala'nın her zaman iyi. Her sayı, sağ ayağı da ya çok fazla tercih etmiyor oyun içinde şut çekerken. Onu söyleyeyim ama hani sağ ayak tanki 5 yıldız gibi. Çift ayak kullanıyormuş gibi. Vole 96, penaltı 93, uzaktan şut 95. Gayet yerine, bitiriciliği 90, şut gücü 90. Yani şutun tamamı iyi durumda. Pasta da gayet iyi gözüküyor. Görüş 96, bir kere gayet iyi. Serbest vuruşları çok iyi. Kısa pas 91, uzun pas 84, falso 94. Şimdi uzun pas biraz düşük ama o kadar da olsun diyelim. Orta açması da 87. Dribbling'e baktığımız zaman çeviklik 92, denge 94, top kontrolü 97, dribbling 94. Yani şut, pas, dribbling hepsi canavar gibi Paolo Dybala'da. Onu şimdiden söyleyebilirim. Oyun tarzına baktığımız zaman 8 tane oyun tarzımız var. Önce Playstyle Plus'lara bakalım. Prese şutumuz var. Bir de doğal yetenek Plus olarak gelen oyun tarzlarımız. Ölü top var. Onun dışında pasta ince pas var. Teknik var. İlk dokunuş var, akrobatik var ve trivela var. Bu akrobatik gene dediğim gibi çok da önemli değil. Şu akrobatik de doğal yeteneği her videoda söylüyorum. Yani özellikle şu doğal yetenek o kadar gereksiz ki yani. Gene gidip vermişler. Ver abi teknik plus ver mesela yani. Şu doğal yetenekten bir an önce kurtulmaları lazım. Durmadan bunu getiriyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi lafı uzatmadan Dybala ile maçlara geçiyorum. Dybala'yı bir deneyeyim. Ondan sonra yorumlarımla karşınızdayım. Görüşmek üzere. Why does it always seem like I'm moving backwards? Caught up in a dream, everybody's actors. Why does it always seem like people change faces? And nothing is real. Some things, yeah, I've been sending prayers through the roof,
just tell me what life is for. One day I'ma wake up with a reaper at the door. Don't need all the answers, just say anything at all. I've been praying for a minute, I've been waiting on your call. Oh, don't need all the answers, just tell me what life is for. One day I'ma wake up with a reaper at the door. Don't need all the answers, just say anything at all. I've been praying for a minute, I've been waiting on your call. Oh, Dybala'yı yeterince denediğimizi düşünüyorum. Kendisi hakkında yorumlarımı söyleyebilirim. Yine klasik bir Dybala kartı. Son vuruşları gayet iyi. Onda hiçbir problem yok. Gerçi benim hani denediğim maçlarda bazı yerlerde çok böyle bariz pozisyonlarda kaçırdı ama uzaktan şutlara daha çok önem verdim ben denerken. Daha çok uzaktan şut çektim. Çünkü uzaktan şutlarının iyi olduğu için 95. O yüzden o şekilde devam ettim ben denemeye. Paslarına geldiğimiz zaman mesela pasları bence bu 90'ı ve hani diğer özellikleri yansıtmıyor gibi. Ya da ben atamadım. O da olabilir tabii. 6 tane maç yaptım kendisiyle. Çok fazla bir asist katkısında bulunamadı. Şutların dediğim gibi hiç problem yok. Hızlanmasında bir problem yok. Güçlü bir de yani yan yana böyle fiziksel müdahalelerde ayakta kalıyor. Zaten birkaç pozisyonu izlediniz biraz önce. Dribblinginde de hiç problem yok. Dribblingi de gayet yerinde ve hızlı. Dybala yine klasik bir Dybala kartı olarak gelmiş karşımıza. Yani Dybala'ya öneriyorum. O yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. 10 üzerinden 8 puanım Dybala'ya. Şu andaki dönemde gayet kullanılabilir. Bir kart tabii bundan bir ay sonra ne kadar kullanılır ona bir şey diyemeyeceğim. Ama şu anda kartı beğendim. Bence yapabilirsiniz. Benim Dybala hakkında yorumlarım bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki SPC inceleme videosunda görüşmek üzere. Bay bay.